Bizim kendi faaliyet alanımız telsiz olduğu için bu bölgede böyle bir yıkımda telsize olan ihtiyacı da tahmin ettiğimizden hemen çalışmalara başladık. Biz öğlene kadar bütün hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Bizim hazırlıklarımızın içerisinde telsizler, röleler, enerjiyi sağlayacak jeneratörler, aküler ve UPS'ler vardı. Bu konuda hemen araçlarımızı doldurduk ve ondan sonra da sahaya hareket ettik. Aslında amatör telsizcilik bir hobidir. İnsanlar satın alabildikleri cihazlarla, diğer insanlarla, diğer amatör arkadaşlarla iletişim kurarak sohbet havasında bu teknolojiden faydalanarak hobilerini geliştiriyorlar. Ancak edindikleri bu hobi yetkinliği daha sonra kendisini bir afet haberleşmeci haline getirebiliyor. Çünkü çok uzak mesafelerle elektriğin olmadığı yerlerde görüşebilme kabiliyetine sahip oluyor arkadaşlarımız. Dolayısıyla buradaki herkes sahaya gittikten sonra elindeki bütün telsizleriyle, ekipmanlarıyla, aküleriyle bu bölgeye akın edip orada görüşme ihtiyacı olan bütün ekiplere telsiz sağlayabiliyorlar ve haberleşme desteği sağlayabiliyorlar. Bunları yüksek yerlere koydukları rölelerle, elinde götürdükleri telsizlerle ya da mobil araç telsizleriyle arkadaşları koordinasyonu sağlayabiliyorlar. Mesela kimdir bunlar? Biz Maraş bölgesinde AFAD'ın içerisinde ben görev yapıyordum. Bölgeye bir vali atanmıştı. Vali ile beraber birçok personel de atanmıştı. Ancak değişik illerden geldikleri için ortak bir telsiz frekansları ve ortak bir telsiz kanalları maalesef yoktu. Vardıysa bile zaten bölge yıkım olduğu için ilgili röleler çalışmayacağı için mecburen yeniden kurulan bir röle üzerinden görüşmeleri gerekiyordu. Biz de götürdüğümüz rölelerle ve telsizlerle Sayın Valimiz de dahil olmak üzere bütün sahadaki personel arkadaşlara bunları teslim ederek koordinasyon sağlamalarını sağladık. Tabii genel olarak bu geçmiş dönemdeki afetlerde de bu hep böyle olmuştur. Çünkü resmi kurumların kendi telsizleri ilgili bölgede çalışabildiği için ya da kendi içlerinde kapalı bir havuzda çalıştığı için dışarıdan gelecek STK'larla aynı frekansı kullanmaları mümkün değil. Burada en büyük rolü amatör telsizciler ve amatör telsiz dernekleri rol alıyor. Götürdükleri dediğim gibi telsizlerle sahaya gelen ekipleri haberleştirerek bir haber birlikteliği, muhabere birlikteliği sağlamış oluyorlar. İkinci gün öğlen saatlerinde biz sahaya zaten itikal etmiştik. Bölgeye gittiğimizde kendi kullandığımız cep telefonları zaten çalışmıyordu. Çalışmamasının sebebi de baz istasyonlarının bina üstlerinde konuşlandığı için, o binalarda artık yıkımdan dolayı çöktüğü için hiçbir baz istasyonu düzgün çalışmıyordu. Dolayısıyla bölgede cep telefonu, internet erişimi ve buna benzer dijital altyapı maalesef yoktu. Burada tek çalışabilecek öge zaten telsizdi. Biz de bu daha önceki afetlerden edindiğimiz bilgi ve tecrübeyle sahadaki haberleşme eksikliğini gidermek adına elimizdeki telsizleri ilgili bölgeye götürerek konuşlandırdık. Telsiz kullanmak için illa amatör telsizci olmaya gerek yok. Amatör telsizcilik bu işin daha profesyonelce yapılmasını sağlayan bir hobi aslında. Biz vatandaşlarımıza deprem çantası içerisinde teknoloji marketlerden, internetten alabilecekleri PMR adı verilen lisanssız telsizleri de öneriyoruz aslında deprem çantalarına koymaları için. Bu çantalara koydukları telsizlerle göçük altında kaldıklarında eğer çantalarına ulaşabiliyorlarsa bunlarla sinyal göndermeleri yukarıdaki sahada bu telsizleri kullananlara ulaşmalarını sağlayacak. En iyi ihtimalle bizim gibi yetkin personel sahaya geldiğinde spektrumlarla bunları analiz edip göçük altındaki depremzedeye ya da işte kazazedeye ulaşabileceği duruma geliyoruz. Bu konuda amatör telsizci olmasalar bile telsizin önemini kavraması, yani vatandaşlarımızın telsizin önemini kavramaları çok önemli. Tango Alfa 3 Golf Tango. Tango Alfa 3 Golf Tango. Yankee Mike 3 Kilo Charlie. Yankee Mike 3 Kilo Charlie. Burası Tango Alfa 3 Golf Tango. Dinliyorum. Anlaşıldı. Şu anda mevkiniz nedir? Anlaşıldı. Şu anda bulunduğunuz yerde yıkım bilgisi var mıdır? Anlaşıldı. Sizden bilgi bekleyeceğiz. Durumu raporlarsanız sevinirim. Tamam. Tango Alfa 3 Golf Tango. Tango Alfa 3 Golf Tango. Burası Yankee Mike 3 Kilo Charlie. Yankee Mike 3 Kilo Charlie. Tango Alfa 3 Golf Tango. Dinliyorum. Anlaşıldı. Şu anda yanınızdaki malzeme listesini bana belirtir misiniz acilen? Şu an iki tane rolemiz, akülerimiz, jeneratör, antenler dayanımı almak üzere 60 tane de el cihazı mevcuttur.
Anlaşıldı. Ekiplere dağıtılmak üzere, sizlerden acilen cihazları beklemekteyiz. Tamam. Anlaşıldı. Şu an koordine ediyor arkadaşlar. Gerekeni yapacaklar. Evet, anlatın arkadaşım, o doğru. İnternette ikili takım halinde satın alınabilecek şu tarzda, bunlar bir kutuda iki tane çıkıyor. Ortalama bedelleri de 300-400 liradan başlıyor. Ya da bir kutuda bir tane çıkan bu tarzda cihazları kullanabilirler. Bunlar da herhangi bir lisans gerektirmez. Direkt internet aracılığıyla ya da firmalar aracılığıyla bunları temin edip deprem çantalarına atabilirler. Kontrol 1, 2, deneme. Üzerine internetin olmuyor gerçekten.